Fantastik filmler izlemeyi seviyorsanız bu videoda 2024 ve 2023 yılında çıkan en iyi filmleri listeledik. Benzer içeriklerin gelmesi için beğenerek destek olmayı unutmayın. Elfaba, yeşil teni yüzünden yanlış anlaşılan ve gerçek gücünü henüz keşfetmemiş genç bir kadındır. Glinda ise henüz gerçek sevgiyi tatmamış, el üstünde tutulmayı seven popüler bir genç kızdır. İkili aynı okulda tanışırlar. Bir süre sonra aralarında beklenmedik derin bir dostluk oluşur. Bir gün muhteşem oz büyücüsü onu zümrüt şehire çağırır ve iki arkadaş heyecanlı bir yolculuğa çıkar. Ancak genç kız acımasız bir tuzağın içine düşmüş ve kötü ilan edilmiştir. Ariana Grande'nin başrolde olduğu bu müzikal film 22 Kasım'da vizyona girecek. Bir krallıkta halk kıtlık çekmektedir. Kral halkını bu sıkıntıdan kurtaracak bir çözüm arayışına girer ve kızını zengin bir ailenin prensiyle evlendirir. Elodie mutlu bir evlilik yapacağını zannederken büyük bir ihanete uğrar. Prens onu ejderhaya yem eder. İçine düştüğü karanlık çukurdan kurtulmayı bekleyen genç kız kimsenin gelmeyeceğini fark eder. Korkularıyla yüzleşmek ve kendi kaderini çizmek için harekete geçer. Filmin puanı şöyle. Şehirde garip ve paranormal olaylar yaşanır. Hayalet avcıları Eski ve güçlü bir kötülüğün yeniden canlandığını fark eder. Ekip, yalnızca gelişmiş teknolojilerini değil, geçmişin mirasını ve güçlü ekip ruhunu da kullanarak hayaletlerle zorlu bir mücadeleye atılır. Hayaletlerin dünyası ile gerçek dünya arasındaki sınır hızla incelirken tuhaf enerjiler tüm şehri tehdit etmeye başlar. Bu fantastik ve komedi dolu macera Eski hayranlara nostalji yaşatırken yeni izleyicilere de heyecan dolu bir serüven sunuyor. Filmin puanı şu şekilde. Genç adamın hayatı tamamen Drakula'nın taleplerine boyun eğerek geçer. Yıllar boyunca Drakula'nın emirlerini yerine getirerek ona hizmet eder. Ancak genç adam artık bu esaretten kurtulmaya karar verir. Bunu yaparken Drakula'nın güçleri ve manipülasyonuyla başa çıkmak zorundadır. Filmin puanı şöyle. Küçük bir kız, annesini kaybettikten yıllar sonra evine geri döner. Bir gün aniden tuhaf yaratıklar görmeye başlar. Bu yaratıklar insanların küçükken hayal ettiği arkadaşlarıdır. Fakat şu an hepsi unutulmuş ve sahipsiz kalmış durumdadır. Genç kız ise onlara yardım etmenin bir yolunu bulmaya çalışır. Filmde çok ünlü oyuncular olmasına rağmen ortalama bir senaryoya sahip. Büyüklere hitap eden bir konusu olsa da çocukların seveceği bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Filmin puanı şu şekilde Lydia, yıllar önce Beetlejuice ile yaşadığı tuhaf olayları geride bırakıp sakin bir hayat kurmuştur. Ancak Beetlejuice aniden geri dönerek ikisinin hayatını yeniden kaosa sürükler. Bu dönüş, kızını hayaletlerin garip dünyasına çekmeye başlar. İkili kendilerini eğlenceli ve biraz da korkutucu bir maceranın içinde bulur. Hayalet, tuhaf yöntemleriyle ortalığı karıştırırken onlar bu karmaşadan sağ çıkmanın yollarını arar. Fantastik ve karanlık olan bu maceraya şans verebilirsiniz. Filmin puanı şu şekilde. Geçtiğimiz yıl dünya çapında büyük ses getiren bu film dev bir oyuncak evreninde geçiyor. Bu evrende herkes çok mutludur. Ancak Barbie kendinde tuhaf değişiklikler fark eder. Eski haline dönmek için insanların dünyasına gidip onunla oynayan çocuğu bulmak zorundadır. Tek başına çıktığı bu yolculukta ona Ken eşlik eder. Ancak Ken'in dünyaya gelmesi her şeyi değiştirir. Çünkü bu dünyada erkekler egemendir. Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmin puanı şöyle. Filmde çikolata ustası Willy Wonka'nın geçmişi anlatılmaktadır. Wonka, çikolatasını tüm dünyaya tanıtmak için büyük bir yolculuğa çıkar. Ancak bu yolculuk beklediğinden daha zordur. Güçlü bir çikolata karteli, Wonka'nın önüne geçer ve onu durdurmak için çeşitli tuzaklar kurar. Ancak hiçbir şey Wonka'nın hayallerini engelleyemez. Wonka'nın bu serüveni etkileyici ve renkli sahneleriyle fantastik bir dünyaya sürüklüyor. Film Rotten'da Olağanüstü derecede beğeni topladı. Ben de bu filmi oldukça beğendim. Ön yargılarınızı kırın ve çikolatalarınızı hazırlayın. Güzel sesiyle ünlü bir deniz kızı, insan dünyasına olan merakı yüzünden karadaki hayatı görmeyi çok ister. Bir gün büyük bir fırtınada prens Eriki bulur ve ona aşık olur. İnsan olma isteği giderek büyür ve bunu gerçekleştirmek için kötü kalpli bir cadıyla anlaşma yapar genç kız sesini kaybetmek pahasına insan formuna kavuşacaktır filmde deniz kızının siyah tenli olması özellikle kız çocukları tarafından heyecanla karşılanırken diğer izleyiciler tarafından eleştirildi filmin puanı ise şu şekilde Bir grup cesur insan, kaybolan efsanevi bir hazineyi bulmak için bir araya gelir. Bu hazine büyük bir güce sahiptir ancak onu başkaları da aramaktadır. Gençler zindanlarda ve terk edilmiş tapınaklarda tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Ancak yolculukları sırasında onları sürekli takip eden kötü niyetli bir suçlu ve korkunç yaratıklarla karşılaşırlar. Film hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından çok beğenildi. Filmin puanı şöyle. Benzer içeriklerin gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.